İhsan Yılmaz'ın Reza'yı mit teslim etmiş olabilir mi başlığını verdiği yazısını sunuyoruz. Ülkenin Cumhurbaşkanı'nın hayırsever diye tanıttığı birisinin Amerika'da yolsuzluktan mahkum olması, dava Türkiye ile ilgili olmasa bile yeteri kadar yüz kızartıcı. Dolayısıyla Reza'nın Amerika'ya sığınmasının AKP'nin hoşuna giden bir şey olmadığı açık. Peki ülkenin istihbarat teşkilatı neden böyle bir şeye izin verdi? Bununla ilgili bir süredir sosyal medyada dile getirilen iddialar var. Bu iddiaya göre MIT, Reza'yı bile isteği Amerika'ya teslim etmiş. Elbette elimde bir delil yok. Masa başı, Açıkta olan bilgilere bakarak analiz yapıyorum. MIT'in rejim için çok önemli olan 17-25 Aralık'ta itirafçı olacakken bir şekilde susturulan 3 bakana rüşvet verdiği legal takiple Türk yargı sistemi tarafından delillendirilmiş olan Reza'yı elinden kaçırmış olması mümkün değil. Eğer zaten böyleyse o kurumu kapatmak gerekir. Elbette eliyle teslim etmesine de gerek yok ama kaçışına göz yumarak MIT kendisine düşeni yapmış olabilir kendisine düşeni yapmış olabilir derken neyi kastediyorum? Mit'in NATO'nun istihbarat teşkilatlarından bağımsız olmadığını ve neredeyse tüm olaylarda işbirliği yapmak zorunda olmasını. Bu işler daha önce de böyleydi ama özellikle Stalin'in korkusuyla NATO'ya girmeye mecbur kalınca güvenliğimizi NATO'ya teslim ettik. Bu tek taraflı bir ilişki değil. Teknolojik imkan olarak ve MIT içinde dış teşkilatlara çalışan çifte ajanlar yoluyla MIT'in zaten CIA ve MI5-6 gibi kurumlardan gizli saklı bir şey yapması mümkün değil. Yapayım dediğinde ise önce işlerine geldiği için göz yumup stratejileri değişince yakalattıkları da ortada. Evet Can Dündar'ın yargılandığı davayı kastediyorum. Savcı da gazeteci de ihbarı kimin yaptığını bilemez. Somut delil varsa görevi yapmak zorundadır. Yani üst akıl vesaire diye bağırırken aslında kendileriyle kimin uğraştığını bildiklerini de itiraf etmiş oluyorlar. Fehmi Koru da bunu kaç defadır dile getiriyor. Paralel masalı işin mezesi. Seçmene kirli işlerini ve ilişkilerini anlatamayacakları için uydurdukları bir saçmalık. Ergenekon davalarının MIT ve Özel Kuvvetler Duvarı'na çarpıp durmasına da böyle bakmak lazım. Deşifre olmuş, geveze, yıpranmış, maceracı, Avrasyacı vesaire tiplerden devletin kendisini temizlemesi operasyonunu savcılar da gazeteciler de gerçek bir demokratikleşme hamlesi sanmışlardı. Halbuki yeteri kadar temizlik yaptıktan sonra sistem mahremine dokundurtmadı. MIT'in NATO ülkelerinin istihbarat kurumlarından bağımsız iş yapamıyor olması bir komplo teorisi değil. Bu işin fıtratı böyle. NATO'ya girerken tüm bunlara onay vererek giriyorsunuz. Bunun ille de kötü bir şey olduğunu da söylemiyorum. Demokrat dünyanın bir parçası olmak kötü bir şey değildir. Ama durum tespitini yapalım ve birbirimizi kandırmayalım. Türkiye tam bağımsız bir ülke değildir. Bu devirde neredeyse hiçbir ülke tam bağımsız değildir. Ama zayıflar güçlülere daha çok bağlıdır. O yüzden AKP de dahil her parti seçimlerden önce Amerika'ya ve Batı başkentlerine gidip sizinle uyumlu çalışacağız sözü verir. Bu da komplo teorisi değil, gayet açıktan yapılan ve bence normal bir şey. Ama böyle bir şey yokmuş numarası yapılması kötü. Ülkede darbe yapanlar bile ilk açıklamalarında NATO'ya, SETO'ya bağlıyız sözü verirler. NATO'nun menfaati aleyhine darbe yapmak isteyenler, Balyoz ve Ergenekon'da olduğu gibi deşifre edili verirler. Biz de bunları Türk yargı sistemi çözdü diye sevindirik oluruz, diyor İhsan Yılmaz. Meydan gazetesindeki yazısında.